Değerli basın mensupları. 6 Şubat 2023'te Artar'da yaşadığımız iki depremde bugüne kadar 38044 vatandaşımız hayatını kaybetti. 100 binden fazla yurttaşımız da yaralandı. Hem geçmişimizi hem de geleceğimizi kaybettik. Analar babalar çocuksuz, çocuklar anasız babasız kaldı. Canımız yandı yüreğimiz daralıyor. Her depremden sonra bunlar neden sürekli bizim başımıza geliyor diye soruyoruz. Cevabı basit. Ders öğrenilene kadar devam eder. Türkiye daha önce de büyük depremler yaşadı. 1999'da Gölcük ve Düzce depremlerinde binlerce insanımızı yitirdik. Başta ülkeyi yönetenler olmak üzere tüm yurttaşlarımızın yaşadığımız acılardan alması gereken dersler vardı. Ama yaşadığımız son felakette gösterdi ki bu derslerin hiçbiri alınmamış. Böyle bir afet karşısında hükümetlerin başlıca iki görevi vardır. İlki yapılan binaların depreme dayanıklı olmasını sağlamak. Mevcut binaların vatandaşlarının canını, malını koruyacak binalar olması için kuralları koymak, uygulamak, denetlemek. İkincisi ise deprem anında uygulanacak protokolleri, eylem planlarını önceden hazırlamak, tatbikatını yapmak, liyakatli yöneticilerin başında olduğu koordinasyon merkezlerini oluşturmak, afet olur olmaz müdahale edebilmek enkazın altından insanları hızla çıkarmaya başlamak, depremzedelerin barınma, gıda ve hijyen gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayacak organizasyonu yapmak. Bunları yapamayan bir iktidar, iktidarsız, bunları yapamayan bir hükümet, hükümsüzdür. Bu ülkede 20 yıldır hükümette olanlar bu iki görevi yerine getirebildi mi? Ne yazık ki kocaman bir hayır. 20 yıldır hükümette olanlar bugüne kadar deprem için gereken tedbirleri almamış, hazırlıkları yapmamış. Oysa bilim insanları uyarmış. Namuslu bürokratlar raporlar hazırlamış. Devleti yönetenlere bilgi vermiş. Tüm bilgiler ülkeyi yönetenlerin elinde. Ama yolsuzluğa batmış yöneticiler tüm bu uyarılara kulak tıkamışlar. Devletin raporlarını sümen altı etmişler rant uğruna milletin canına kastetmişler. Depremde toplanma alanlarını dahi ranta peşkeş çekmişler. Şimdi bu cinayetin müsebbipleri ortaya çıkmışlar. Asrın felaketi diyerek dünyada hiçbir ülkenin böylesine bir felakete kapasitesi yetmez laflarını söyleyerek asrın ihmalkarlığını, asrın cinayetinin, asrın ihanetinin sorumluluğunu üstlerinden atmaya çalışıyorlar kimin kapasitesinin yetmediği de gerçeklerde apaçık ortada. Yıl 2001. 2 bilim insanımız oturmuş bu çalışmayı kaleme almış, yayımlamış. Başlık Kahramanmaraş'ın depremselliği. Bilim ne diyor? Maraş'ın büyük ölçekli bir depremin merkezi olma ihtimali çok yüksek. Bölgede faylar uzun süredir sessiz. Halk tehlikeden habersiz. Bu nedenle risk daha da artıyor. Derhal zemin etütlerine başlanmalıdır. Tehlikeli bölgelerdeki binalar tahliye edilmelidir. Bu ne zaman tespit ediliyor? Tam 22 yıl önce 2001'de her şey açık ve net. <laughs> 19 yıl sonra da Afad'ın bürokratları bu raporu hazırlamış. Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı. Tarih 2020. Bürokratlar Kahramanmaraş'ta yaşanacak depremi büyüklüğüne kadar tahmin etmişler. Şehrin neresini nasıl etkileyeceğini sayfa sayfa yazmışlar. Bu da Jeoloji Mühendisleri Odası'nın raporu. İki yıl önce, 2021'de yazılmış. Jeoloji Mühendisleri de uyarmış. Doğu Anadolu Fayı'nın Pazarcık ve Türkoğlu segmenti 1513 yılından bu yana yıkıcı deprem üretmedi. 7,4 büyüklüğüne varacak bir deprem üretme kapasitesine sahiptir diye burada yazmışlar. Şehrin imarıyla ilgili yapılması gerekenleri madde madde bu raporda sıralamışlar. Bir de AFAD'ın 23 Kasım 2022 tarihindeki Düzce depreminden sonra hazırladığı Aralık 2022 tarihli rapor var. <laughs> Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği bu raporda da deprem anında uygulanabilir bir eylem planı olmadığı. Afet gruplarının ve kurumların hazırlıksız olduğu iletişim eksikliği nedeniyle sağlıklı karar alınamadığı, kaynakların etkin şekilde kullanılmaması nedeniyle müdahalede yetersiz kalındığı tek tek anlatılmış. Raporlar ortada. Depremin büyüklüğü, şehirlerin neresinde ne kadar etki yapacağı, alınması gereken önlemler, bugüne kadar yapılanlar, yapılmayanlar Tüm bu raporlarda bilim insanları ve devletin namuslu bürokratları tarafından tek tek anlatılmış. Ülkeyi yönetenlere de teslim edilmiş. Peki de depreme dayanıklı binaların yapılması için kent kentleri depreme dayanıklı hale getirebilmek için hükümet ne yapmış? Saray ve şürekası afet sonrasında yapılması gerekenler konusunda gereğini yapmış mı? Depremzedeler enkaz altından hızla çıkarılabilmiş mi? Depremzedelerin yeme, içme, geçici, barınma sorunları hızla çözülebilmiş mi? Bütün bu soruların cevabı koskoca bir hayır. Bir de şöyle bir tweet var. Erdoğan'ın atadığı İçişleri Bakanı'nın tweeti ne diyor? Depremin ilk 6 saati bir hayat meselesi. Bıraktık ilk 6 saati insanlarımız 48 saat enkaz altında tek başına bırakıldı. Milletimiz çıplak eliyle, tırnağıyla tek başına sevdiklerini molozların altından çıkarmaya çalıştı. yaşam mücadelesi verdi. Erdoğan'a soruyoruz. Mehmetçi'ye depreme müdahale emrini neden zamanında vermedi? Gölcük depreminden sonra kurulan çok iyi eğitilmiş askerlerden oluştuğu söylenen özel kurt arama kurtarma taburu bu depremde neredeydi? Arama kurtarmada tecrübeli madencilerimizi Zamanında sahaya neden sürmedin? Arama kurtarma ekipleri ve araçları enkazın başına neden geç gitti? Sahada neden yeterli sayıda termal dedektör görüntüleme cihazı yoktu? Enkaz altında kalan yurttaşlarımızın elindeki tek iletişim aracı olan sosyal medyayı neden kararttın? Depremde altın saatler olarak bilinen ilk 72 saati göz göre göre neden heba etti? Erdoğan depremden sonraki 72 saatte görevini doğru dürüst yapsaydı can kayıplarımız bu kadar ağır olmayacaktı. Kentleri depreme dayanıklı hale getirme konusunda görevlerini ihmal edenler, savsaklayanlar, afet sonrasında yapılması gerekenler konusunda da gereğini yapamamışlardır. Deprem bağıra bağıra gelmiş ama Erdoğan sarayından duymamış, görevini açıkça ihmal etmiş. Bunun maliyeti de 38.044 vatandaşımızın hayatı olmuş. O da şimdilik. Bunun üstü bu deprem dünyada eşi benzeri görülmemiş. Devletlerin gücünü ve kapasitesini aşan bir deprem denerek, asrın felaketi denerek örtünemez bugüne, bugüne kadar unuttuğu birlik ve beraberliğe sığınarak binlerce insanın canına mal, mal, olan bu büyük beceriksizliğin yandaşa rant sağlama organizasyonun üstüne şal çekilemez. Biz tabii ki milletimizle sahada birlik ve beraberlik içindeyiz. Genel başkanımızla, parti yönetimimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla depremzedelerin yanındayız. Ama kimse bizden bu beceriksiz, görevini ihmal etmiş, on binlerce yurttaşımızın hayatına mal olmuş, kalanların yardımına zamanında koşamamış hükümetin hatalarının üstünü örtme çabasına destek olmamızı beklemesin. Kimse bizden bunlarla hizalanmamızı beklemesin. Bizim tüm desteğimiz bölgedeki acılı vatandaşlarımıza olacaktır. Buradan ifade edelim. Yaşanan asrın ihmalidir. Yaşanan asrın cinayetidir. Yaşanan asrın katliamıdır. Yaşanan asrın ihanetidir. Görevini ihmal eden sarayın kibirlisi ne yapıyor? Milletten bir özür mü diledi? Sorumluluğu üstlendi mi? Ne gezer? Bunlarda yetki var ama sorumluluk yok. Bu sorumsuz yönetim deprem, deprem için önce kader planı dedi. Suçu yüce Allah'a atmaya kalkacak kadar densizleşti. Ne diyor milli şairimiz Akif? Ya sen nesin? Mütevekkil. Yutulmaz artık bu. Biraz da saygı gerektir. Ne saygısızlık bu? Hüda'yı kendine kul yaptı, kendi oldu Hüda. Utanmadan da tevekkül diyor bu, bu cürete. Ha? Ardından gelsin acılı insanlara hakaretler muhalefete küfür ederek ağzını bozmalar, milleti tehdit etmeler. Ya siz kimsiniz? Kimsiniz siz ya? Hangi cüretle milleti tehdit ediyorsunuz? Bir haddinizi, hududunuzu bilin. Hem suçlusunuz hem de güçlüyü oynamaya kalkmayın. Kof kaba dayılınız millete illallah dedirtti. Unutmayın sizin işvereniniz millet. Bu millet 5 yıllığına devlet işlerini yürütesiniz diye sizi seçti. Siz yürütmeyi çok ama çok yanlış anladınız. Kendinizi devlet sandınız. Millete bu afra tafra bu kibirde nesi? Kendinize gelin. Etrafınıza topladığınız yanaşmaların, trollerin, tasmalarında hele şöyle bir askıya sıkıya alın. Değerli basın mensupları, boş çuval ayakta durmazmış. Bunların hali de bu. Olağanüstü beceriksizliklerini örtebilmek için depremi olağanüstü hale getirmeye çalışıyorlar. Siyasi arsızlığın bu kadarına da pes doğrusu. Japonya, Endonezya, Şili ve daha pek çok ülke bugüne kadar birçok büyük deprem gördü. Hadi Japonya gelişmiş bir ülke diyelim. Önümüzde bir de Şili örneği var. Şili'nin ekonomisi bizimkinin neredeyse üçte biri kadar. Ve tarihin bilinen en şiddetli depremi dokuz buçuk büyüklüğüyle 1960'da Şili'de gerçekleşti. Şili bundan öyle bir ders aldı ki son 50 yılda yaşanan büyüklüğü 7'nin üzerindeki depremlerin hiçbirinde ölü sayısı tek haneyi geçmedi. 8 üzerindeki depremlerde de en fazla 400 vatandaşını kaybetti. Demek ki neymiş? Deprem değil, tedbirsizlik öldürülmüş. Deprem değil, liyakatsizlik öldürülmüş. Deprem değil, görevi ihmal öldürülmüş. İşte bunun için yaşadığımız asrın felaketi değildir. Asrın ihmalidir, asrın cinayetidir, asrın ihanetidir. İstanbul'a ihanet edenler Adana'ya, Hatay'a, Osmaniye'ye, Kilis'e, Gaziantep'e, Şanlıurfa'ya, Diyarbakır'a, Adıyaman'a, Malatya'ya ve Kahramanmaraş'a ve bütün ülkeye ihanet etmiştir. Depremin 11. günündeyiz arama kurtarma çalışmaları bitiyor. Hala enkazın altından canlı yurttaşlarımız çıkıyor. Bu bir yandan bizi mutlu ediyor ama diğer yandan ilk 48 saatte beceriksizlik, kifayetsizlik nedeniyle etkili müdahaleli yapamamanın etkilerini ortada görüyoruz. Yitirdiğimiz birçok vatandaşımızın kurtulabileceğini acı acı düşünüyoruz. Şimdi deprem sonrasında yeni bir döneme geçiyoruz. Bundan sonrası enkaz kaldırma yani hafriyat çalışması. Kaybettiklerimizin gerçek sayısını hala bilmiyoruz. İnsanlar sevdiklerinin canından vazgeçti, sevdiklerinin cansız bedenleri için soğukta çaresizce bekliyor. Depremin üzerinden günler geçmesine rağmen deprem bölgesinde halen bir nizam, bir intizam yok. Yağma hırsızlık haberleri sıklaştı. Hijyen ve temizlik büyük sıkıntı. Doğru dürüst çadır kentler kurulamadı. Çünkü yeterli çadır stoku yok. Konteynerler deprem bölgesine yerleştirilemedi. Çünkü Kızılay'ın konteyner stoku yok. Kızılay'ın konteyner fabrikası kebapçıya emanet. Şimdi dört gözle Katar'dan konteynerler bekleniyor. Afat işini doğru düzgün yapamadı. Çünkü Afat üst yönetimi saraya sadakatle bağlı, konuyla alakasız, liyakatsiz kişilere emanet. Depremin tahribatını önleyemeyen, depremi yönetmeyi beceremeyen Erdoğan sahada canla başla çalışan insanları engellemeye uğraşıyor. Bir gecede yıkılan 20 yıllık muktedir dekorunu böyle ayağa kaldırırım sanıyor. Millet sıkıntı içinde, ızdırap çekiyor sarayın kibirlisi algıyı yönetmeye, bozulan imajını düzeltmeye uğraşıyor. Ama beyhude, sarayın kibir abidesi siyasi enkaza dönüştü. Milletimiz bu enkazın molozunu kaldırmak için artık gün değil saat sayıyor. Ne demişler? Can çıkar huy çıkmaz. Depremin üstünden 11 gün geçmiş, daha doğru dürüst tuvalet götüremediği insanlara çıkıp bir yılda tüm binaları inşa edeceğim diyor beton kalpli Erdoğan'ın bildiği tek şey beton dökmek. Daha enkaz kalkmadan insanlara beton vaat ediyor. Ama betonu bile doğru dürüst dökemediğini enkaza dönüşen binalardan, çöken yollardan, yıkılan köprülerden, ortadan ayrılan havaalanlarından gördük. Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Hala her işi plansız, her işi programsız. Devletin bürokratlarını bir kenara itmiş AK Parti MYK'sına yandaş yandaş müteahhitleri çağırıp dinliyor. E orada müteahhitler de yapılacakları bir güzel dinliyor. Atalarımızın dediği gibi balın olsun tek, sinekler Bağdat'tan gelir. Deprem bölgesinde hangi inşaat teknikleri kullanılacak? Şehirlerin imar planı depreme ve fay hattına göre revize edilecek mi? Şehirlerin tarihi ve kültürel mirası dikkate alınarak yaşanabilir şehirler planlanacak mı? Bu kafayla hayır. Erdoğan şehirleri yeniden inşa etme niyetini 14 Şubat'taki kabine toplantısından sonra açıkladı. O toplantının öncesinde de Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Türkiye Çelik Üreticileri Derneği ile görüşmüş o gün saat 15'te yapılacak kabine toplantısı öncesinde yeterli inşaat demirinin 3-4 ay içerisinde temininin mümkün olup olmadığını sormuş. Dernekte apar topar çok acele ve saatli olarak üyelerine bu yazıyla görüş sormuş. Tam bir kervan yolda dizilir anlayışı. Erdoğan'ın derdi bol bol temel atma töreni yaparak depremi yönetmekteki beceriksizliğini unutturmak enkaz altında kalan insanlarımızın kırkı çıkmadan acıların üstüne aceleyle beton dökmek. İki gün önce televizyonlarda bir yardım kampanyası yapıldı. Milletin acısına takım merasimi yapar gibiydiler. Güya 6 milyar dolar toplandı. Yapılan bağışın 2 milyar 100 milyon doları hazinenin bütçeden daha daha yeni sermaye verdiği kamu bankaları tarafından yapıldı. 1 milyar 400 milyon dolarlık kısmı da kamu kuruluşlarından ya da sarayın yandaşı beşli çetelerden geldi. Ama en büyük bağış 1 milyar 600 milyon dolarla Merkez Bankası'ndan. Merkez Bankası bu parayı geçen yılın 2022 döneminin karından verdiğini açıkladı. Yani bu para kimin parası? Milletin parası. Bu para hazinenin parası. Bu para Afad'a veya Kızılay'a aktarılacak. Bugün de Merkez Bankası Başkanı çıkıyor. Eğer bu parayı beyefendi hazineye aktarsaydık hazine başka bir alanda kullanabilirdi. Biz bu payı direkt olarak deprem bölgesine tahsis ettik diyor. Bütçe yapmak, kaynakların nereye tahsis edileceğini belirlemek. Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın başkanının görevi oldu? Türkiye Büyük Millet Meclisi ne oldu? Millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkisine nasıl tecavüz edebiliyorsunuz? Tabi bu para hazineye aktarılsa, Hazine depremzedeler için gerekli harcamaları bütçeden yapsa Sayıştay denetimine tabi olacaktı. Şimdi yapılacak harcamalar bütçe dışına çıkarılıyor. Sayıştay denetiminden de kaçılıyor. Ne kadar da dahi yani ne kadar tanıdık bildik. Millet can derdinde bunlar sorgusuz suatsiz malı götürme derdinde. Bir de Türkiye Sigorta diye bir şirket var varlık fonunda. Yüzde Va 81'i varlık fonuna ait. Şirketin ödenmiş sermayesi 1 milyar 161 milyon lira. Öz kaynakları da 4 milyar 362 milyon lira. Bu şirket bir bağış yapıyor 2 milyar lira. Bunun eti ne budu ne? Tavsiyem murakıplar bu şirketin hesaplarına derhal baksın. İki gün önce topar sergilenen orta oyunuyla toplanan 6 milyar dolarlık bağışın 5 milyar doları kamu kuruluşlarından. Yani milletin parası kamu kuruluşlarının ortak olduğu firmalardan ve kamuya iş yapan saray yanaşmalarından geliyor. Ama bu ülkede en fazla kayrılmaya mas masar olan yanaşmalarda bu bağışın karşılığında 24 saat geçmeden hükümetten teşviği kapı veriyor. İşte bu Cumhurbaşkanı kararı <laughs> tarih 15 Şubat 2023 gümrük vergisi muafiyeti KDV istisnası KDV iadesi yüzde yüz vergi indirimi azami sınıra tabi olmadan sigorta primi desteği nitelikli personel desteği enerji desteği o desteği bu desteği destek oğlu desteği. Ya arkadaş, bari bir hafta sabretseydiniz. Deprem sonrası arama kurtarma için depremzedeyi enkaz altında 48, 48 saat bekletenler söz konusu yandaş müteahhitler olunca 24 saat bile bekleyemiyorlar. Değerli basın mensupları. Depremle birlikte sadece binalar, köprüler, yollar çökmedi. Ucubetek adam rejimi de çöktü her şeyi tek bir kişinin tek bir imzasına bırakmanın hız değil, facia getirdiğini yaşayarak öğrendik. Bu da bir başka tek imzalı karar. Şu karara lütfen dikkatlice bakın. Depremden tam bir yıl önce. 5 Şubat 2022'de Erdoğan imzasıyla çıkmış. Yaşadığımız son depremde İskenderun en çok hasar gören yerleşim yerlerinin başında geliyor. Ve Erdoğan attığı tek bir imzayla İskenderun'da bazı mahalleleri afette riskli alan olmaktan çıkarıvermiş. İşte bu beceriksizliğin, öngörüsüzlüğün, iş bilmezliğin gözünü rant bürümenin vesikasıdır. Artık Erdoğan devri bitmiştir. Sayılı günü kalmıştır. Erdoğan'ın 20 yıllık dekoru tek bir günde çökmüştür. Bu yaşananların sorumlusu tüm uyarılara rağmen hiçbir önlem almayan, önlenebilir, etkileri azaltılabilir bir felaketi önleyemeyen, önlemeyen Merhamet Pınarı kurulmuş, ar damarı çatlamış tek kişilik Erdoğan şahsım hükümetidir. Milletin sinesinde bu yarayı açanlar artık yaralara merhem olamazlar. İşi gücü devleti değil algıyı yönetmek olan. Bu ucube tek kişilik hükümetin böyle bir niyeti de zaten ortada yoktur. Yarayı ancak acısını çeken bilir. Biz genel başkanımızla, genel başkan yardımcılarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, örgütlerimizle, genel merkezimizdeki afet koordinasyon merkezimizle ilk günden itibaren tüm gücümüzle milletimizin yanındaydık. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu hükümetin açtığı yaraları milletimizle birlikte biz saracağız. Biz bu ülkeyi akılla, bilimle, liyakatle yöneteceğiz. Biz Atatürk'ün emaneti Hatay'a sahip çıkacağız. Demografik yapısının değişmemesi için gereken her türlü teşvik ve tedbiri alacağız. Yıkılan şehirlerimizi depreme dayanacak şekilde yeniden ayağa kaldıracağız. Seçimden hemen sonra Millet İttifakı olarak güvenli evler seferberliğini başlatacağız. Fay hatları üzerindeki tüm yapı stokunun risk analizlerini yapacağız. İstanbul depremine karşı Hayat İstanbul projesini uygulamaya koyacağız. Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığını kuracağız. Afet mevzuatını tüm yönleriyle yeniden düzenleyeceğiz. Mekansal acil durum planlarını yapacağız. Yeterli dep deprem toplanma alanlarını oluşturacağız. Afet yönetimine etkisizleştiren imar haflarına son vereceğiz. Biz böyle acıları milletimize bir daha yaşatmamak için hükümete talibiz. Milletimizin yüzünü güldürmek için yönetime talibiz. Milletimizin kaybedilecek bir saniyesi bile kalmadı. Azıcık gurura, azıcık sorumluluk duygusuna duygusuna sahip olan bir hükümet neden olduğu bu kadar yıkımdan sonra bir dakika bile beklemez istifa eder gider. Ama bunlar yapmaz, yapmadılar. Ülkedeki tüm yetkileri kendinde toplayan Erdoğan tüm yaptıklarının ve yapmadıklarının hesabını sandıkta milletimize verecektir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sözlerimi tamamlarken bugün Miraç Kandili. Bu gece edilecek tüm dualarımız deprem bölgesindeki kardeşlerimizle olacak. Edilecek duaların depremin ruhlarımızda, kalplerimizde açtığı yaraların sarılmasına vesile olmasını diliyoruz. Kaybettiğimiz yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim müsaadenizle bizi yönlendirilen sorular oldu. Bu sorular Fox TV tarafından yönlendirildi. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. Merkez Bankası'nın depremzedelere yaptığı 30 milyar liralık bağışı sonrası Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları oldu. Bu paranın Merkez Bankası'nın kârı olduğunu söyledi ve devamında eğer bu parayı hazineye aktarmasaydık, hazine başka bir alanda kullanabilirdi aktarsaydık. Biz bu parayı direkt olarak deprem bölgelerine tahsis ettik dedi. Siz bu açıklamaya ilişkin nasıl bir yorum, nasıl bir değerlendirme yaparsınız? E yani damat giderken boşuna demedi at izi. Itizine karıştı diye. Gerçekten de at izi, itizine karışmış. Tabi saray yönetimi adama Merkez Bankası Başkanlığı yaptırmazsa o da millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yerine geçmeye teşebbüs hadsizliğinde bulunur. Diyecek başka bir şeyim yok. Efendim Fox TV'nin diğer sorusu da şöyle. Bülent Sarınç seçimlerin ertelenmesine yönelik bir çağrı yapmıştı. Muhalefetten gelen açıklamalar anayasa hatırlatması sonrası yeni bir açıklama daha yaptı. O açıklamasında da bu seçim bu şekilde yapılması mümkün halde olmazsa başka imkanlar aranır. Bunu YSK da arar, Cumhurbaşkanlığı da arar. Bir şey yaparlar yani. En doğrusu meclisin ortak karar almasıdır dedi. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Bir kere hükümetlerin öncelikli görevi ülkeyi zamanında seçime götürmektir. Bugün yaşadığımız ortamda seçim konuşmak abesle iştigaldir. Çünkü anayasa açıktır. Seçim zamanında yapılacaktır. Teşekkür ediyorum.